Herkese merhabalar. Bugün Münir Hocam'la birlikte KYK Televizyonu'nda bir değerlendirme konuşması yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Şimdi KYK'lar platformları olarak 16-17 Ekim'de bir Ankara çıkartması yaptık. Çok merak ediliyor. Fotoğrafları paylaştık, Twitter'dan etkinlikleri paylaştık ama herkesin gözü kulağı bu görüşmelerdeydi. Bizi bu buluşmalar, ziyaretler, görüşmelerle ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Amaç neydi? Neden gittik? Neler kazandık? Neler değerlendirdik? Neler gözlemledik? Bunlarla ilgili birkaç soru soracağım size. Öncelikle biz neden Ankara'ya gittik? Şimdi evet çok güzel bir soru. Aynen Sinem hocam sizin söylediğiniz gibi herkes merak ediyor. Yani orada görüşmeler yaptık. Çok fazla sayıda insanla görüşme yaptık. Bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra insanlar telefon ediyor, DM'lerden şey yapıyor falan. Gitme nedenimiz şuydu. Aslında seçimlerden hemen sonra bir kamuoyuna bir açıklama yapmıştık veya kendi arkadaşlarımıza bir Ankara çıkartması yapacağız diye. Ama özellikle de 29 Ekim'e yakın bir zamanda yapalım dedik. Orada henüz Yalçınkaya kararı ve Kanun Hükmü filmi yoktu. Biz bu toplantıyı planlarken hem Yalçınkaya kararı ortaya çıktı hem de bir de bizim hikayemizi anlatan Kanun Hükmü'nde filmi ortaya çıkınca biz hem toplumsal barış için af, hem Yalçınkaya kararı, hem de Kanun Hükmü filmini anlatmak için Ankara'ya gittik. Ankara'ya hocam 25 ilden 36 arkadaşımız katıldı. Yani bir kere şunun bilinmesi lazım. KYK'lı arkadaşlarımız çok zor koşullarda yaşamlarını sürdürürlerken 2 gün boyunca, yani gidiş gelişleri düşündüğünüz zaman 4 gün boyunca KYK meselesinin toplumsallaşması için, KYK meselesinin muhataplarımıza veya bize yakın olan insanlara tekrar hatırlatmak amacıyla oraya gitmiş olmaları çok değerli hocam. Bunu baştan belirtmek isterim. Peki hocam, Ankara'ya gidiş ziyaretimizi özetlersek tam amacımız neydi? Tam amacımız şuydu Sinem hocam. Hocam, Birincisi, bak ilk defa sözünü kesiyorum. Şunu, şimdi sen özetledin kanun hükmünde filmi, işte ahim kararı. Fakat insanlarda öyle bir beklenti var ki artık 7 yılı tamamladıktan sonra bir sonuca ulaşabildik mi telaşı oluştu. Bir sonuç elde edebildiniz mi sorusu oluştu. Biz bu geziye neden gittik? Neler yaptık? Geri dönüşü tam olarak nasıl aldık? Bize bunu bir söyler misin hocam? Tam olarak şimdi bunu bir söyler misin? Sinem hocam tam güzel bir soru sordunuz. Şöyle, bu tür mücadeleler, hak mücadeleleri anında kazanımla sonuçlanmayabilir. Örneğin, Evet. biz sendikal mücadeleye 30 yıl boyunca yaptık. Ama Ankara'ya senede 3-4 kere gittik. Yani bu 30 yıl boyunca belki de 100 kere Ankara'ya gitmişizdir. Eylem yapmışızdır, gaz yemişizdir, bilmem dayak yedik, su yedik falan. Ama hiçbirisinde somut kazanımla gelmedik. Yani şöyle bir hayat yok. Bir eyleme gidiyorsunuz, hemen oradan alıp geliyorsunuz. Ama süreç içerisinde kamu emekçilerinin vermiş olduğu mücadele sonucunda kamu emekçileri bir sürü kazanım elde ettiler. Şimdi biz giderken şu amaçla gittik hocam. Biliyorsunuz seçimler, bir seçim yaşadık. Türkiye gibi hepimiz şöyle bir beklentideydik. Bu ceberut AKP MHP iktidarı gidecek. Yerine en azından ispi demokratik bir ortam sağlanacak ve muhalefet partileriyle görüşmelerimizin hepsinde Sinem hocam şu sözü aldık biz. KYK meselesi tam anlamıyla belki bizim istediğimiz şekilde olmasa da çözüleceği konusunda sözler aldık. Onların parti programlarına, metinlerine kendi taleplerimizi yazdırdık. Bu çok değerliydi. Bazen arkadaşlar şunu eleştiriyor işte, diyor ki biz diyor işte neden seçimlerde muhalefeti destekledik? Başka şansınız yok ki. İki seçenek var. Ya iktidarı destekleyeceksiniz ya muhalefeti. Zaten ikili bir şey vardı, kamplaşma vardı, üçlü kamplaşma vardı.
Biz de doğal olarak ne yaptık? Muhalefet tarafını seçtik ve KYK'lı vekillerin olduğu tarafı seçtik ki doğru bir tarzdı. Ama Türkiye gibi seçim sonrasında Türkiye insanları gibi hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Dolayısıyla şunu yapmamız gerekiyordu. Yani gidip kimseye yalvarmadan ama Sinem Hocam bunun altını çizerek söylüyorum. Kimseye yalvarmadan, kimseye boyun eğmeden biz bu zulmü anlatmamız lazım. Bir toplumsal farkındalık yaratmamız lazım. Demokratik kitle örgütleriyle görüşüp ne yapacağımız konusunda fikir alışverişinde bulunmamız lazım. Mesela Sinem Hocam dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi ateş düştüğü yeri yakıyor. Mesela KYK TV'de biz röportaj yaptığımızda KYK zulmüne uğramış hukukçular meseleyi daha farklı anlatıyor. KYK ile alakası olmayanlar daha farklı anlatıyor. Çünkü o işin içinde, anlatabiliyor muyum? Bu Yalçınkaya kararı içinde böyle oldu Sinem Hocam. Bazılarının hukukçu olmasına rağmen haberi yok Sinem Hocam. Çok bu ilginç. süreçten haberi yok. Bu karardan haberi yok. Yani hayat şöyle yürümüyor. Biz bizim hassasiyetimiz var ki ya işte cezaevindeki tutukluları görebiliyoruz. KYK'lı ölümlerini görebiliyoruz. KYK'lı çocukları görebiliyoruz. Ama biz oraya odaklanmışız. Anlatabiliyor muyum? Biz aslında Türkiye'nin sorunu bu. Herkes canının yandığı yere doğru yönleniyor. Burada bu görüşmelerde bunu ben çok net olarak gördüm Sinem Hocam. Bir de şunu söylemek istiyorum hocam. KYK platformlarının çok büyük ağırlığı var. Bunu gördüm ben. Çünkü biz aşağı yukarı 30 üzerinde 32 yerle kişi ve milletvekiliyle görüştük hocam. Bunların aşağı yukarı 25 tanesi randevulu yerler. Randevunun anlamı şu hocam. KYK'lısınız. Siz resmi gazetede terörist olarak ilan edilmişsiniz. Sizinle iltisaklı, irtibatlı olunuyor. Çat kapı yaptığınız zaman mecliste her milletvekiline çat kapı girersiniz. O da değerli tabii ki. Değersizleştirmek için söylemiyorum. Ama sizin kimliğinizi bilerek sizi kabul edilmiş olması benim için çok değerli. Mesela ben hemen hızlıca isterseniz sonra görüşmelerle ilgili detayları anlatabilirim ama seyircilerimiz muhtemelen kaçılmış olabilir. Hemen hızlıca ben nerelere gittiğimizi söyleyeyim hocam. Birinci gün kamu emekçileri olmamız nedeniyle KESK'e gittik, İHAD'ye gittik, Mazlumdere'ye gittik, Sayın Gergerlioğlu'na gittik, onunla yemek yedik, Sırrı Süreyya Önder'e gittik, İsa Mesih Şahin'e gittik, Gelecek Partisi'nin Saadet Partisi'nin grup başkan vekili Yüksel Taşkın'a gittik, yine kendisi KYK'lı vekil. Yeşil Sol'un grup toplantısının olduğu yere gittik, grup odasına. Orada 6-7 tane de KYK'lı vekil vardı yine Gergerlioğlu da dahil olmak üzere. Hasan Bitmez'e gittik. Büyük bir salonda bizi karşıladı. Necmettin Çalışkan'a gittik. Necmettin Çalışkan bize yemek ısmarladı yine. Sezgin Tanrıkulu'ya gittik. Bu çok değerliydi. Ona dayanışmamızı gösterdik ve çok mutlu oldu. Aynen söylediği bir cümle var Sinem Hocam. KYK'lılar beni seçtirdi dedi, biliyor musunuz Diyarbakır'dan? KYK'lılar beni destekledi dedi. Evet. Sonra Serap Yazıcı'ya bir grup arkadaşımız gitti. Yine Türkan Elçi, Serap Yazıcı da KYK meselesinde hassas bir milletvekili. Türkan Elçi'ye evet. gittik. Mustafa Yeneroğlu'na gittik. Mehmet Emin Ekmen'e gittik. Deva Partisi. Eşref Fahı Baba'ya gidildi İYİ Parti'den. Suna Kapıoğlu'na gidildi AKP'den. Mehmet Galip Ensoroğlu'na gidildi AKP'den. Şeref Arpacı'ya gidildi CHP'den. Barış Bektaş'a gidildi CHP'den. Gizem Özcan'a gidildi CHP'den. Yani parlamentoda hocam siz de oradaydınız. Yani insanlardaki o enerji muhteşem bir şeydi. Ve bu iki gün içerisine bunu sığdırmak için cambaz gibi davrandık. Yani bazı arkadaşlarımız yemeği kaçırdı. Bazıları VC'ye bile gitmekte şey yaptılar yani. Yoğun bir tempo. Evet. Bu şeyle alakalı Sinem Hocam, parayla falan para verseniz deseniz ki kardeşim sana şu kadar yövmiye veriyorum, şu insanlarla görüşün. Asla olmaz. Siz beden eğitimi öğretmenisiniz, çok etkinliklere gidiyorsunuz, bilirsiniz. Bu bir inançla alakalı. Evet. Arkadaşlarımız. Abi bu arada
Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Beni mesela en etkileyen şeylerden bir tanesi, sinem arkadaşımızın beraber ilindeki arkadaşı diyor ki, Sinem hocam sen bizim yerimize Ankara'ya gidiyorsun. Bizim adımıza Ankara'ya gidiyorsun. Sen oradan oraya gideceksin, buradan buraya gideceksin. Sen yorulursun. Ben seni arabamla götüreceğim. Her yere seni bırakacağım. Bu çok değerli bir şeydi. Yani Evet. biz KYK'lar adına gittik oraya. Kendi adımıza gitmedik. Hiçbir yerde kendi derdimizi anlatmadık. Özel derdimizi anlatmadık. KYK hukuksuzluğunu anlattık Sinem hocam. Şimdi birkaç görüşme, özellikle kurumsal görüşmelerdeki çıkan sonuçları söylemek istiyorum eğer sizin bir sorunuz yoksa. Ben onu soracaktım hocam. Şimdi bu kadar kişiyle görüştük. Ben de oradaydım. Üç koldan, üç ayrı gruba bölündük. Bir grup randevuyla vekillere, bir grup randevusuz ayaküstü, bir grup odasına baskın gibi. Gerçekten çok verimli, çok dolu dolu görüşmeler oldu. Bunun sonucu neler oldu? Bu konuşmalardan diğer KYK'lı arkadaşları bilgilendireceğimiz neler çıktı? Bunu sizden alalım. Şimdi Sinem hocam bunun uzun vadede dönütlerini alacağız. Zaten biz muhataplarımıza şunu söyledik. Dedik ki işte bir Yalçınkaya kararı konusunda her yerde bunu sözüne edin. İki kanun hükmünde filmi bizim filmimiz lütfen bunu gündem yapın dedik. Bazılarının hiç haberi bile yoktu. Ama biz söyledikten sonra hocam bundan haberdar oldular. Ayrıca muhtemel çıkacak af konusunda taraf olun dedik. Ha, görüştüğümüz, bu kadar görüştüğümüz yerlerden hiçbirisi bu konuda bize umut vermedi. Ama biz şunu biliyoruz ki, yani AKP'de Recep, yani başkanları karar veriyor buna. Şunu gördük ki oradan bir af teklifi geldiğinde bize aynen bunu söyledik zaten. Yani şu an gündemde olmasa dahi özellikle muhataplarımız grup başkan vekilleri, meclis başkan vekiliydi. Yani öyle yetkisi ve etkisi olan şeylerdi. Dedik ki eğer bu gelirse mecliste tartışılırsa mutlaka partilerle müzakere edilecek bir konu. Burada mutlaka bizim taleplerimizi iletin dedik ki buna razı oldular. Ve şunu söylediler Sinem hocam. Sürekli bizimle bilgi alışverişinde bulunun. Taleplerinizi iletin dediler. Bence bu çok değerliydi. Eğer hani bizim beklentimiz olan 29 Ekim'de böyle bir tasarı geldiği zaman KYK meselesinin buraya giydirilmesi konusunda bu görüştüğümüz 30 vekil, 30'un üzerinde aslında yeşil solda 6-7 tane vekille görüştük. Ayaküstü görüşmelerimiz Evet. falan oldu. Bunların hepsinde ben bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Şimdi kurumsal ziyaretlere gelince Sayın Hocam, hani biz kamu emekçileri kimliğimiz nedeniyle ilk başta KESK'e gidelim dedik. Birlikte karar verdik. Nedeni şuydu. KESK'le birlikte ortak etkinlikler yapabilir miyiz? Hani çünkü KESK'li de birçok kamu emekçisi ihraç edilmiş durumda. Onlar da açık bir şekilde söylediler. Birlikte eylemlikler yapalım, birlikte işler yapalım. KYK zulmüne ortak duruş sergileyelim dediler. Bunda hiçbir sıkıntı yok olmadığını söylediler. İnsan Hakları Derneği'ne gittik hocam. İnsan Hakları Bu da Derneği çok zaten bizim üst kurumumuz gibi bir şey. Çünkü biz evet. oranın şeyiyiz, ne onun adı, üyesiyiz. Üyesiniz. Basın Alt konu. toplantısı yaptık. Evet, basın toplantısı yaptık Sinem hocam. Orada da iadedeki arkadaşlar bize yine açık çek verdiler. Yani bu meselenin insan hakları ihlali olduğunu, meseleyi Evet. takip ettiklerini ve bizimle her türlü dayanışma ilişkilerini sürdüreceklerini söylediler. Bu da çok değerliydi. Şimdi orada bir görüşme daha oldu, önemli görüşme Sayın Hocam. Mazlumdere gittik. Mazlumder biliyorsunuz bir insan hakları kuruluşu ancak Mazlumdere siyasi iktidar bir operasyon yapmıştı. Oranın bağımsızlığını ortadan kaldıran, biraz da AKP'ye güdümlü bir Mazlumder imajı vardı. Ve biz bir türlü bağlantı kuramıyorduk. Mesela Adana'da biz kuruyorduk. Adana'da bir sıkıntı yoktu. Ama diğer şubelerde sıkıntı vardı. Yani bizi genel merkez yöneticileri kabul ettiler. Genel merkezi zaten gittiğimiz yer. Şimdi dikkatle dinlediler bizi Sayın Hocam. Ve sonuçta
toparlama konuşmasında aynen şunu söylediler. 7 yıldan beri birlikte temas etmememiz bir eksikliktir dediler. Biz de bunu söyledik. Bizim için de bir öz eleştiridir bu. Biz bunun evet. yolunu bulmadıysak bizim sorunumuzdur bu dedik. Ve şunu söylediler. Bizim gündemimizdedir bu mesele. Biz de meseleye insan hakları ihlali olarak bakıyoruz. Bundan sonraki süreçte işbirliği içerisinde olalım. Sizin sorunlarınızı dile getirelim dediler. Ve bir önceki hafta sonu zaten genel merkez düzeyinde bu konuyla ilgili bir çalıştay gibi bir şey yapmışlar. Bu da çok evet. değerliydi Sinem Hocam. Evet. Ayrıca hocam görüşmelerin birisi zaten Gergerlioğlu biliyorsunuz. Onu herkes biliyor. Her türlü bize onu arkadaş herkes bildiği için onu söylemeyeyim. Sırrı Süreyya Hocam'la makamında ziyaret ettik. Hepimiz üst üsteydik. Bize dedi ki hocam en yakın zamanda ilk fırsatta ilk sözüm bu olacak. Ve yaptı. Evet, sözüm. Türkiye yaptı. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk sözü KYK zulmünü ifade etmek oldu. Ve bundan sonra da bu konuda elim üstüme düşen her türlü şeyi yapabilirim, yaparım dedi. Çünkü ben de aynı mağduriyetleri yaşıyorum dedi. İsa Mesih Şahin'le görüşmemiz çok değerliydi. O da muhtemelen yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili bir konuşma yapacak. İsa Mesih Şahin şöyle bir önemi var. Milletvekili olmazdan önce de bizimle yakın temas kuran birisiydi. Şu anda Saadet Gelecek Partisi'nin grup başkan vekili. Bu arkadaş da bu hem kanun hükmündeki yani üç konuyu burada bu arada gittiğimiz her yerde Sinem Hocam üç konuyu da anlattık. Üç konuda da duyarlılık oluştu. Bu çok önemliydi. Yani herhangi bir konuyu pas geçmedik. Sonra Yüksel evet. Taşkın'a gittik. Zaten Yüksel Taşkın konuya hakim o CHP heyetinde de var. O da bize evet. taktikler verdi. Sizden aldığım bilgileri anında gelen başkana ileteceğim dedi. Öyle bir açık çek verdi. Yine Hasan Bitmez. Tabii kendisi de KYK'lı. Hasan Bitmez'le görüştük. Yine Saadet Partili. Yine büyük bir salonda tüm arkadaşların katılımıyla. Orada da çok keyifli bir toplantı oldu. Hasan Bey de bize her türlü desteği vereceğini, konuya hakim olduğunu ama sürekli bilgilenmek istediğini, sürekli iletişim içinde olmak istediğini söyledi. Yine Necmettin Çalışkan, o da çok sıcak davrandı. Onun da yakınlarında KYK'lıların olduğunu söyledi. Öğlen yemeği verdi bize bu arada. Siz yiyemediniz gerçi de. Evet, Sezgin Tanrıkulu tabii ona meclise gitmişken ona uğramamak olmazdı Sinem Hocam. Ona biliyorsunuz bir linç kampanyası oldu. Gittik, evet. dayanışmamızı gösterdik ve gerçekten çok mutlu oldu. O da bu saydığımız üç konu hakkında bizimle beraber olacağını söyledi. Diğer isimlerini saydığımız milletvekillerinin hepsi hocam bizi dikkatle dinlediler. Yani şöyle bir imajla karşılaşmadık Sayın Hocam. Biz resmi gazetede terörist olarak ilan edilmiş kişileriz. Meclisin en üst katında, yani en üst katında derken en üst seviyedeki insanlar tarafından kabul edildik. İnsan evet. gibi muamele gördük. İzzet ikramda bulundular. Tabii şeyde Yeşil Sol Partisi'ne gittiğimizde orada da ilginç bir tabloyla karşılaştık. Hani biz İbrahim Akın'ın hani partinin ismi değişmezden önce onun konuyu, onun için gitmiştik. Ona ziyaret edecektik. Sonra KYK'lı vekilleri de çağırmasını istemiştik. Onlar da geldiler. Çok mutlu oldular. Yani her türlü bize destek vereceklerini söylediler. Birlikte iş yapacaklarını söylediler. Zaten KYK'lı vekiller de aralarındaydı. Onlar da bu konuda çok rahat konuştular. Tabii muhalefet partilerinin bize söylediği şuydu. İktidar partilerini zorlayın bu konuda. Ama iktidar partilerini zorlamak Sinem Hocam sadece onlarla görüşmekle olmuyor. Yani nedir işte? Şu yaptığımız yayın bile bunun bir parçası. İşte saat 9'da yapacağımız, 21'de yapacağımız Twitter etkinliği
bunun bir parçası. İşte illerde milletvekilleriyle görüşmelerimiz veyahut da il örgütleriyle görüşmelerimiz, demokratik kitle örgütleriyle görüşmelerimiz, yapılan eylem ve etkinliklerde bizim varlığımızı göstermemiz, bu mücadelenin hepsi bir parçası ve mücadelenin geneline hizmet eden şeyler. Yani birbirinden bağımsız değil hiçbir şey hocam. Çok Evet. güzel. Münir Hocam, ilk soruyu fark ettiysen iki kere üst üste sordum. Mutlaka dikkatini çekmiştir. Neden gittik diye. Yani iki kere sorulmaz bir soru ama iki kere sordum. Neden biliyor musunuz? Biz Ankara ziyaretini yaptıktan sonra bir arkadaşımız eleştiri almış. Biz sizi Twitter'da gördük. Evet, siz Ankara'ya gitmişsiniz. Meclisteki vekillerle görüşmüşsünüz. Sonuç diye soru sormuş. Şimdi bunun üzerine 3 kitap yazılır. 5 video çekilir. Yani bir kere Ankara'ya gidilince, bir kere vekillerle görüşülünce bu sorunun çözüleceğine dair bir bakış açısı vardı. Bunun açıklamasını yapman için bu kadar ısrarla sordum hocam. Yani bir kere daha gitsek tüm sorun çözülecek. Üçüncüye gidersek ülke ihya olacak. Dördüncüye gitmemize gerek kalmayacak gibi bir algı var galiba. Bu hak O işte. mücadelesinin ne kadar uzun soluklu olduğunu, ne kadar büyük bir direniş, ne kadar büyük bir mücadele olduğunu sizin ağzınızdan dinlemek istedik. O yüzden iki kere sordum. Sinem hocam, hatırlarsın KYK platformlarının ilk kurulduğunda da ben hep şunu söylüyorum. Mücadele uzun erimli bir mücadele. Yani demokrasi mücadelesi, hak mücadelesi uzun erimli bir mücadele. Şöyle bir hayat yok. Yani şimdi işçiler mesela nedir örneğin? Toplu sözleşme anlaşmalarında şey anlaşamazlar. Grev yaparlar. Üretimi durdururlar. İşte müzakere sonucunda bazen bir ay sürer. Bazen bir gün sonra hemen anlaşma bağlanır. Ama bizimki öyle bir şey değil. Bizim yüz binlerce insanın mağduriyeti var. Yüz binlerce insanın sorunun çözülmesi için bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir de şöyle bir farkımız var Sinem hocam. Biz izole edilmiş bir toplum. Hemen şeytanlaştırılmaya çalışılan. İşte Kanun Hükmünde filmini gördünüz hocam. Filmde izleyen yazarlar diyor ki filmde hiçbir şey yok. Yani suç unsuru hiçbir şey yok. Hiçbir Ama şeye öykünme yok. Sadece KHK 3 harf geçtiği için bu kıyamet kopartıldı. Yani bir kere arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bakın örnek söyleyeceğim. Hocam 5 yıl önce siz KYK'lı olduğunuzu söyleyebiliyor muydunuz? Siz söyleyemiyorduk hocam. meclise gidebiliyor muydunuz? Siz mecliste partilerle görüşebiliyor muydunuz? Ben biliyorum hocam Adana'da bundan 5 yıl önce de değil, 3 yıl önce İsmini vermeyeceğim bir partiye gittik biz. Önce bize sordu. KYK'lı olarak randevu aldı. Aranızda hüküm alanlar var dedik. Tam fotoğraf çekecektik. Adam dedi ki asla. Asla beni de yakarlar dedi. Yani bir partinin il başkanı bunu dedi hocam. Yani böyle bir şeyden bugün buraya gelmişiz. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubu bulunan partilerin hepsi tarafından kabul ediliyorsunuz. Aa şeyi unuttuk. Asıl mesele Türkiye Barolar Birliği ile hocam. Türkiye Barolar Birliği hocam öyle bir kurum Evet. ki yani oradan randevu almak da zor. Biz oradan randevu aldık. 20 arkadaşımızla gittik oraya. İnsanlar bizi dinlediler. Bu meselelerin hepsini anlattık. Baronun bir açıklama yapması işte çünkü ahim kararı her ne kadar toplumsal muhalefetin zorlaması da gerekir bu konuda, siyasetin bu konuda ön açıcı olması gerekir ama sonuçta biraz da hukukçuların iradesine bağlı bir şey, inisiyatifine bağlı bir şey. Ve hukukçuların en büyük örgütü olan Türkiye Barolar Birliği'nde bizi dinledi insanlar ve biz taleplerimizi söyledik. Başkan dedi Hocam. ki bununla ilgili dedi özel bir ekip oluştu. Biz sadece bir basın açıklamasıyla bunu geçiştirmeyelim. Gerekçelerimizle. Çünkü bu tür kurumlar hocam mesela İnsan Hakları Derneği diyor ki
Ben diyor bana başvuru yapılırsa bir konuyu üzerine gider. Çünkü kurumsal bir ciddiyeti var. Uluslararası bir kabul edilirliği var. Kafasına göre bir iş yapmıyor. Yani bir bilimsel çalışma yapıyor baro. Diyor ki ben diyor KYK'lı vekillerin de KYK'lı insanların da olduğu bir birim oluşturdum. İnsan hakları birimi. Burada çalışma yürütülüyor ve kapsamlı bir raporla AYM kararları konusunda açıklama yapacağız diyor. Bu çok değerli Sayın Hocam. Yani Evet. bu kurumların bize bu şekilde yaklaşmaları, bu meseleye dair hassasiyetlerini ifade etmeleri ve bundan sonra işbirliğine açık olduklarını söylemeleri bence çok değerliydi. Yani mesela işte kazanım size hocam. İşte Evet. kazanım. İşte Evet. insan şeyle mazlum derle görüşmemiz ve işbirliği şeyi almamız, dönüt almamız bir kazanım. KES'te Çok. görüşmemiz, işbirliği dönüt almamız bir kazanım. Sırrı Süreyya Önder'in Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında KYK meselesini ifade etmesi bir kazanım. Oradaki milletvekillerinin hepsine bir kere çok ayıp bir şey. Yani siz işte niye gittiniz oraya? Niye oraya gittiniz de bilmem ne. Böyle demek çok ayıp bir şey hocam. Bu emeğe saygısızlıktır. Bak baştan söyledim. İnsanlar çoluğunu çocuğunu bırakarak, maddi manevi fedakarlık yaparak bu kitle için, kendileri için değil hocam, asla kendileri için değil. Yüz binlerce insan için oraya gittiler. En azından saygı duy ya kardeşim. Değil mi? Yani öneri başka bir şey, öneri başka bir şey Sinem hocam. Tukaka etmek başka bir şey. Biz bunu, yani bizim arkadaşlarımız da bunu asla hak etmiyorlar. Lütfen insanlar verilen emeğe saygı duysunlar. Çok güzel özetlediniz. Hocam, Barolar Birliği Başkanı'nın açıklamaları oldukça olumlu yöndeydi. Bu Yalçınkaya kararının, AYM kararının bağlayıcılığı noktasında onlar da hemfikirler. Büyük bir çalışma yaptıklarında, hazırlık aşamasında olduklarını söylediler. Şu anda herkes sizden şunu merak ediyor. Af çıkacak mı, çıkmayacak mı? AYM kararı uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Nasıl Hocam, cevaplarsınız? evet. Yani KYK TV'deki yayın şeylerle, hukukçularla da yaptığımız görüşmede ve bu görüşmede de net olarak şu var hocam. Bu AYM kararı uygulanmak zorunda. Bu AYM kararı Kavala ve Demirtaş kararıyla karıştırılamayacak bir karar. Çünkü onlar kişisel bir şey oluyor, hemen başka bir suç uyduruluyor. Bu büyük dairenin verdiği bir karar. Hani bireysel bir karar olmasına rağmen herkesi kapsayacağı ifade edilen bir karar. Bu konuda ben arkadaşlarımız belki hani daha erken olduğu için çünkü ben şunu biliyorum. İkinci gün gidip kararı dava dosyasına iliştiren ama red alan, olumsuzluk alan insanlar var. Morali bozulan. Bu bir süreçtir. Ve hukukçuların söylediği şunu diyorlar hocam. Birinci derece mahkemeler bu kararı dinlemeyebilir. Çünkü birinci derecedeki mahkemelerdeki yargıçlar AKP militanları. Ama Yargıtay'da aşamasında falan, istinaf aşamasında daha hukuki değerlendirmeler olacağı söyleniyor. Af konusuna gelince hocam, görüştüğümüz vekillerin ve kurumların hiçbirisinde buna dair olumlu bir şey söylenmedi. Ancak şu söylendi. Yani bir sürprizle karşılaşabiliriz. Bir çalışma yapılabilir. Bunun sürdürülebilirliği yok. AKP de bu meseleyi çözmek için bir bahane arıyor. Yani 100. yıl önemli bir ara şeydir, olanaktır bunun için. Ben kendi adıma öngörülerimi söylüyorum. Böyle bir şey yapabilirler. Yapılabilir. Biz burada KYK meselesinin çözümünün de bu şeyin içine girme, affın içine girmesi için çaba harcadık. Gidişimizin nedeni buydu ve mecliste grubu bulunan partilere bunu söyledik. Muhtemel bu tartışmalar sürecinde bunlar raporlarımızı da verdik. Tekrar zaten iletişim bilgilerimiz var. Ankara'da arkadaşlarımız var. Tartışılma sürecinde tekrardan gerekirse Ankara'ya çıkartma yaparız. Müdahil oluruz bu meseleye hocam. Ben umutluyum. Çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Yolumuz açık olsun. KYK'lar baştan beri söyledik çöptür diye. Bence de çöptür. AYM kararıyla bu ispatlandı zaten.
Güzel günler gelecek diyorum Sinem hocam. Ben de buna çok inanıyorum. Bir arkadaşımın ısrarlı bir tabiri vardı. İşte 4 yıl oldu, 5 yıl oldu, 6 yıl oldu, 7 yıl oldu. Yaprak kımıldamıyor diyordu. Sanırım ayın kararıyla ağaç şöyle bir silkelendi. Umarım sonucunu olumlu bir şekilde görmek de nasip olur. Sinem hocam, kapatmadan şunu söyleyeyim. Ben ahim kararının sadece orada hukuki değerlendirmelerle alındığını da sanmıyorum. Ahim yargıçları veya Avrupa'daki örgütlerin hepsi Türkiye'de bizim nefes alışlarımızı bile takip ediyorlar. Hatırlarsınız 152 bin KYK'lı olduğunu biz Avrupa delegasyonundan öğrendik. Yani evet. Burada verilen mücadelenin burada mesela kaç kere biz AİHM'i etiketleyerek Twitter etkinliği yaptık. Bunları hep takip ediyorlar. Yani buradaki hukukçuların başvurusu da etkili olmuştur ama KYK'ların vermiş olduğu mücadelenin bu kararda etkili olduğunu düşünüyorum. Hocam çok teşekkür kesinlikle ediyorum. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Evet, emeğinize sağlık. Ankara'ya giden arkadaşların da emeğine sağlık. Geri planda destekleyen, programı hazırlayan herkesin de emeğine sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.